Değerli medyasiyaset.com takipçileri, bugün Erenköy'de Kazım Karabekir Vakfı Müzesi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Sayın Timsah Karabekir ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederim bu röportajı bana lütfettiğiniz için. Hoş geldiniz. Çok ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben vaktimiz de kısıtlı. Hemen başlamak istiyorum. Evvela bu müzeden bahsetmek istiyorum. Kazım Karabekir Vakfı Müzesi nasıl oluştu efendim? Şimdi bakın burada müzecilik fikri babamızın. Yani şuralarda gördüğünüz bütün eşyalar benim çocukluğumdan itibaren, ben bu evde doğmadım ama bu evde büyüdüm. En üst katta bir odada babam elimden tutar yukarı götürürdü. Burası benim müzem dediği bir odası vardı. Burada gördüğünüz her bir eşyayı birebir anlatmıştır. Yani Çanakkale'de çadırına düşen bomba parçasından orada göreceksiniz. Yani kar ayakkabılarına kadar ne ararsanız silahları o odada benim müzem. Yani müzecilik fikri babamızın. Evet. Fikridir. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Siz daha önce katıldığınız bütün programlar ve röportajlarda Kurtuluş Savaşı paşalarına ilahi kadro dediniz. Evet, ilahi kadro. Sizin tanımlamanız buydu. Ben önce şöyle sormak istiyorum. Bu ilahi kadro kimlerdi? Bunlar çocukluk arkadaşı mıydı? Tabii, tabii, tabii. Ve bu ilahi kadronun amacı neydi yola çıkarken? Şimdi amacı da zaten erişmiş, amacın evet. Cevabını yaşayarak evet. Alıyoruz değil mi? Vatan kurtulmuş, cumhuriyet kurulmuş. Amaç buydu. Ama şimdi bu ilahi kadro, ben teke tek, yani babamdan bahsetmekle başlarsam evet. Eğer, daha Kuleli Lisesi'nin ikinci sınıfında Karabekir, 40 yıl Rus zulmünde olan Kars'ı kurtarmak benim idealimdi diyor. Daha lise çocuğu, ben Kars'ı kurtaracağım, kafaya koymuş, idealleri var. Ve Allah ona iki kere nasip ediyor, Kars'ı kurtarmayı. Şimdi hepsi, ta çocukluktan itibaren demeyeceğim, mesela İsmet Paşa'mız da ayrı okullarda okumuştur, Mustafa Kemal Paşa'mız, yani bunların hepsi harp akademilerinde daha çok beraber oluyorlar. Ali Fuat Paşa ile babamın bir de akrabalıkları da vardır. Öyle mi? Akrabalıkları da vardır. Gerçekten de Allah Türk'ün kurtulmasını istemiş ki o ilahi kadroyu göndermiş. Yani gerçekten de ben onlara ilahi kadroyu. Biz de şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine. 1902'de 318'e 1 numarasıyla Karabekir Paşa'mız Harbiye'den birincilikle mezun oluyor. Daha sonrasında sırayla Önce Hareket Ordusu'nda, Arnavutluk İsyanı'nda, Balkan Harbi, Cihan Harbi. Tabii. Mesela çok acı, bakın şurada bir levha göreceksiniz. Eski yazıdır ama çok anlamlı. Bu Edirne'nin savunmasında Edirne düştüğü zaman Bulgarlara esir düşüyor. Sofya'ya göre. Orası diyor ki hür öl esir yaşama. Esaretin nasıl bir zülh olduğunu bizzat yaşayarak o levhasıyla bizlere de anlatmaya çalışıyor. Şimdi biz biliyoruz ki efendim Karabekir Paşa bu kadar yoğun savaşlara ve vatan mücadelesine girdikten sonra elbette Kurtuluş Savaşı'na iştirak edecekti. Yalnız biz sizden dinlemek istiyoruz. Mondros'un imzalanmasından sonra Kurtuluş Savaşı'na gelen süreçte paşamız savaşa nasıl dahil oluyor? Şimdi bunu şöyle anlatayım. Hani Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'mızı yarbay olarak Çanakkale'deler. Sonra Kutuyla Mahare'den sonra babam Doğu'ya geçiyor. Doğu Rusların işgalinde ama Brest-Litovsk anlaşmasıyla Ruslar terk ederken yurdumuzu silahlarını ve yerlerini Ermenilere, hatta yerli Ermenilere bırakıyorlar. Yani orada çok fazla bu konuya belki vaktimiz de yok ama zaten yürekler dayanmaz. Tek cümleyle diyor ki Allah benim gözümün gördüklerini hiçbir göze göstermesin. Çok büyük bir mezalim, çok büyük ızdıraplar yaşıyoruz. Ve Kazım Karabekir, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesi dediği Nahçıvan'ı kurtarıyor. Amacı Bakü'ye kadar gitmek fakat Bakü'ye gitmeden daha İran Tebriz'deyken geri dön emri alıyor. Ve İran Tebriz'den Batum'a geçiyor. Ama şurada çok önemli bir cümlesi ki Kurtuluş Savaşı'nın daha fikri bile tam olarak yok. Mondros imzalanmış sadece. Batum'dan gemiye binerken diyor Reşit Paşa gemisinin geminin şaftına buralarda bulduğum hafif Japon toplarını bıraktım. Parantez içine Mustafa Kemal'e ilk hediyelerimdir. Yani hatırlayayım 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı diye marşımız var ya işte toplar o toplar. Mustafa Kemal'e ilk hediyelerim dediği toplar ve Kazım Karabekir gene deniz yoluyla başka karayolu yok hava yolu düşünülmez bile. İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman gördüğü manzara yabancı zırhlılar. Mondros Ateşkes, adı Ateşkes olmasına rağmen Osmanlı için gel vatanımı zapt et olmuş. Baştaki padişah aciz, iki eli bağlı durumda ve egemen olan yabancı güçler. Çok büyük bir hatırasında şöyle nakletmek istiyorum. Belki de Kurtuluş Savaşı'nda Kazım Karabekir'in yeminidir o.
Tarab yönlerine geldiğim zaman diyor Reşit Paşa gemisiyle bir Türk gemisinde İngiliz zabitin Türk zabitine emir verdiğine şahit oldum. Türk'ün bayrağını indir, yerine İngiliz bayrağını çekeceksin. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim. Fakat o an yükselen minareleriyle İstanbul şehri bana şu yemini ettirdi. Tek dağbaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağım. Bu yemini ettikten sonra yabancı zırhlar gözünde Bostan Kurkulu niteliğindeydi. Mustafa Kemal Paşa'mız da aynı. Haydar Paşa'ya çıkıp da onları görünce dediği geldikleri gibi. Kolay gitmediler. Çok ızdıraplar yaşandı. İşte Kazım Karabekir ilk yeminini orada ediyor. Ve geldiği zaman İstanbul'a iki anısını şöyle dile getiriyor. İstanbul'a gelir gelmez yıl 1918 Kasım ayı. Bir sene sonra 100 yıl olacak. Gelir gelmez Abdullah Paşa'ya çıktım diyor. Harbiye Nazırı Abdullah Paşa'ya. Paşam dedim ben doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim. Niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Bugün anlatıyor. 100 yılda biz maalesef üstümüze düşeni yapamamışız. Benim bildiğim kadarıyla o kitapçık daha sonra Karabekir Paşa tarafından bastırılıyor. Tabii. O, daha sonra değil o sıralarda Abdullah Paşa diyor ki hiç bunlardan haberim yok Kazım. Sağda solda buldurttum diyor. Bir risale olarak bastırdım. Yetmezdi. Fransızca çevrilip yani ecnebilerin de bunu bilmesi lazımdı. Devletin bütçesinde yeteri kadar para yoktu. Bastıramadı devlet. Kendi imkanlarıyla bastırıyor. Bu kitapçıklarda bir Rus generalin utanarak yazdığı Ermeni zulmüdür. Ve Kazım Karabekir daha sonra Mustafa Kemal Paşa'mızın evine gidiyor. Mustafa Kemal ufak bir kulak ameliyatı geçirmiş hasta yatmakta. Paşam diyor İstanbul'da kalmaktan hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır, doğuya gel. Ben 15. kolordunun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşa'mızın cevabı iyi olur olmaz size mülaki olacağım. İşte 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a güneş gibi doğar ama şurada gördüğümüz pasaportu unutmayalım. Cumhuriyeti en güzel anlatan belgedir. Mustafa Kemal Paşa'mız İstanbul'dan Samsun'a giderken İngiliz'in verdiği pasaportla gidebiliyor. Bu nasıl bir zulüm, nasıl bir acıdır ki Cumhuriyet'e anlatmak için gençlere bunu her bir evladımıza bunu anlatmamız gerekir. Bugün de maalesef Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizlerle anlaştığı yönünde kötü iddialar var. Çok acı şeyler. Bütün bunlara cevap oluyor. Efendim şöyle fazla da uzatmadan Paşa'mız Samsun'a çıktıktan sonra çok acı bir 7-8 Temmuz gecesi. Evet. O Erzurum'da bir 7-8 Temmuz gecesi. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifa dönemi başlıyor. Şimdi burada benim bildiğim kadarıyla, evet. Tabii sizler çok daha derin biliyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin onayıyla, İngiliz'in verdiği pasaporta ve padişahı, yani şimdi padişahın durumu da farklı. Yani padişah aciz. Mustafa Kemal Paşa'mızı yolcu ederken, yani son görüşmede diyor ki bugüne kadar yaptığı kahramanlıklar şu kara kitaba geçti. Paşa vatanı kurtarabilirsin. Bu padişahın kendi sözleri ve kendi arzusu. Ama iki eli bağlı ve esir konumunda bir adam padişah, aciz ve İngiliz'in baskısıyla Mustafa Kemal Paşa'ya verilen emir şudur. Anadolu'ya çık, Türklerin silahlarını topla, isyanları bastır. Yani Türklerin isyanını çok acı bir şey. Mustafa Kemal her göreve razı, Anadolu'ya çıkar. Ama Anadolu'ya çıkar çıkmaz hiç de gidip de Türklerin silahıyla, isyanıyla ilgilenmez. Amasya genelgesi dünyaya haykırır. Vatan bir bütündür bölünmez, millet bir bütündür bölünmez. Ama bu sözler İstanbul'da yankılandığı zaman İngilizler sinirlenirler. Padişaha baskı yaparak derhal Mustafa Kemal Paşa'nın tehdit edilmesini isterler ve bunların her birini sizlere vesika olarak da göstermek isterim. Mustafa Kemal tutuklanacağını, azledileceğini duyunca istifa etmeye karar verir ve padişah Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanma emrini bütün onun yetkileriyle, 3. Ordu müfettişliği yetkileriyle beraber Kazım Karabekir'e verir. Derhal Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ı tutuklayacaksın. Kazım Karabekir saraya red cevabı yazar. Hayır der. Ben Mustafa Kemal'i tutuklamam. O bu vatan için çalışmakta. İşte Mustafa Kemal Paşa'mız Erzurum'a gelmiştir. Demin buyurduğunuz gibi 7-8 Temmuz gecesi istifa edecektir. Ve istifa eder. Bir Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu konakta bir masa başında Rauf Orbay'la otururken sivildir Mustafa Kemal.
hiçbir askeri yetkisi kalmamıştır. En güvendiği kurmayı Kazım Dirik içeriye gelir, paşamdan istifa ettim, kimden emir alacağım? Elimdeki dosyaları kime vereceğim? Yıkılmıştır Mustafa Kemal. Bir saat sen her şeysin diyen kişiler artık sen yoksun demekte. O sırada yaveri Cevat Abbas koşarak içeriye gelir, heyecanla paşam der, Kazım Karabekir bir bölük süvariyle gelmekte. Anılarında Rauf Orbay, Mustafa Kemal bir an sarardı diye yazar. Her şey buraya kadarmış Rauf, milli mücadele başlamadan bitecek. Aldığı emri biliyor Karabekir'in, git Mustafa Kemal'i tevkif et. Kapı açılır, içeriye Kazım Karabekir girer. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'mızın karşısında sert bir asker selamı çakar. Paşam der, dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı, birbirlerine sarılırlar. İşte Türk'ün kurtuluş yıldızının parladığı an o andır. İki kelimelik bir cümle, emrindeyim paşam. Hepimizin bildiği gibi Erzurum Kongresi toplanır. Sivas Kongresi bunu takip eder. Ve 23 Nisan 1920 şanla şerefle bir cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazından sonra kurbanlar kesilir, fatihalarla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Tabii paşa bu süreçte Doğu'da görevi yapıyor. Burada tespit ettiğiniz iki temel tehlike var. Birisi Ermeniler. Ermeniler. İkincisi de Ermen Paşa o sırada Rusya'da. Evet. Türkiye'ye gelme ihtimali var. Var. Ona karşı da Karabekir Paşa'mız Batı cephesine gelemiyor. Tabii şöyle ki tabii Enver Paşa da çok yüce bir insan, vatansever bir insan. Fakat öyle bir konumdayız ki yani iki başlık olamayacak durumda. Yani Enver Paşa'nın gelmesine çok sıcak bakmıyorlar. Şimdi Ermeniler de zaten çok acılar yaşanmış, çok ızdıraplar yaşanmış. Ve Kazım Karabekir, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi... Az önce de söylemediniz ama bir rica etsem Kazım Karabekir Paşa'nın bir anısı var. Erzurum'a yaklaştığım vakit diye başladı. Anlatayım mı onu? Ben onu anlatmanızı istiyorum çünkü insanlarımızın bunu bilmeye hakkı var. Bugün biz şöyle bir acıyla karşılaşıyoruz aslında. Türkiye'de herkesi kestik demek serbest. Kendimizi aşağılamak serbest ama Türk'ün hakkını savunmak sanırım yasaklandı. Bana öyle geliyor. Beyoğlu'nda mı dikmeler? Bunları yaşıyoruz bu devirde. Ne kadar acı değil mi? Ben onun için bunu anlatmamı istiyorum. Ama canım acı. Bundan önce şunu anlatmak isterim ki bu her gencin bir şekilde yani kafasına yazdığı bir şey olsun ne derler nasihat vasiyet olsun ki ben Kars'ta Gazi Muhtar Paşa konağında gezerken şöyle bir levhaya rastladım. Can evimden vuruldum. Diyordu ki tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Eğer ben tarihimi yeteri kadar bilmiyorsam birileri benim coğrafyamı benim aleyhime çizecektir. Şimdi tabii Kazım Karabekir anılarında bunu çok detaylı yazıyor. Yürekler dayanmıyor ama Erzurum'a o kadar yaklaştım ki diyor. İnsanlar beni karşılıyor. Dişlerini görecek mesafedeyim. Gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığım zaman ortada bir garip tabelik hissettim. Hiçbiri kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki her biri canlı canlı birer kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı çehreler ve öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. Bizim canlarımız, bizim topraklarımız da böyle can verdi. Ama şu noktaya kadar madem ki Ermeni konusuna girdik, şunu da mutlaka söylemek isterim gençlerin bilmesi gereken. Bir tehcir yani bir zorunlu göç olayını tamamıyla sanki bir soykırım yapılmış gibi bize yapıştırmaya, soysuz bir yalanla bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Bunun bir örneğini içeride bir resimde göreceksiniz. Yani ve burada tehcir niye yapılmış? Osmanlı durup durduğu yerde sadıka tabi dediği en güvendiği insanları niye tehcire tabi tutmuş? Hiç kimse ihanet lafını dile getirmiyor bir kişiden başka. Kimdir o bir kişi biliyor musunuz? Hı. Ermenilerin ilk başbakanı Kaçaznuni. Yuhannes Kaçaznuni. Kaçaznuni diyor ki Osmanlı tehcirde haklıydı biz ihanet ettik. Çok önemli bir cümledir bu. Yani bu bütün bu soysuz yalana tek bir cevaptır ki ihanet ettiğim için beni ve diyor ki Osmanlı arşivleri her gidene kafileye doktor verilsin, hamile kadınlara süt verilsin, döndükleri zaman borçları ertelenmiş olsun. Eğer Osmanlı bir soykırım yapmaya kalksaydı borcuyla sütüyle ilgilenirdi. Hitler ilgilendi mi Musevilerin sütüyle borcuyla? Dolayısıyla bu tamamıyla yapması gerekendi. Yani orada bir ihanet yapıldıysa seni vatanın başka bir yöresine alıyorum diyor. Yani vatanın dışına da göndermiyor. Yani o tehcire yani biz o kelimelerle okuduk. Sizler gençler daha
farklı okuduğunu, zorunlu göç diye. Dolayısıyla bunu yapmaya mecburdu Osmanlı. Ama kalkıp da bunu bir soykırımı asla, yani bu çok aşağılık bir yalandır. Esasında zaten Kazım Paşa'nın Gümrü Anlaşması'nda baş delegeyle bir diyaloğu var. Ben onu dinlemek isterim. O aslında hepsine bir cevap niteliğinde. Hepsine bir cevap oluyor. Şimdi mesela şuradaki resim Kars'ın ikinci kez düşman işgalinden kurtulmasını anlatıyor ki Ermeni başkomutan kılıcını Kazım Karabekir'e vermek üzeredir ve şanlı bayrağımız Kars Kalesi'nde dünya durdukça dalgalanacaktır. Gümrü Anlaşması tabi bu yeni açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli başarısıdır ki hatta şu resimi elimize alabilirsek isterseniz alalım. Gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anlaşmaları, ilk başarılarıdır ki Gümrü, Moskova ve Kars Anlaşması imzalayan kalemler. Öyle bir anısını da şöyle nakletmeye çalışayım. Gümrü Anlaşması sırasında Ermeni Başdelegeye diyor ki Karabekir, ufacık boyunda koca Osmanlı'ya nasıl karşı geldi? Ermeninin cevabı bugün aynıdır ki, yani adres aynıdır, aldatıldık paşam diyor. Emperyalist devletler bize vaatlerde bulundular, serde iddia ettiğimiz hakları geri çekiyorum, anlaşmayı imzalıyorum. Gene Ermeni Başkomutanı, bu Ermeni Başdelegenin sözüdür, Ermeni Başkomutanı'nın da bir mektubu vardır, onu da size şey olarak verebiliriz. O da diyor ki, bundan böyle hiçbir Ermeni ne kötü nazarıyla ne de silahıyla Türkiye karşı gelmeyecektir. Şimdi bugünkü sınırlarımızda bu anlaşmalar neticesinde... Bu çok önemli bir çok resim aslında. Çok önemli, çok bir, önemli resim. Bir resim. Hatta kendisi de diyor ki, Şark Cephesi Başmurahası olarak imzaladım, kalemlerin resmini çektim, daha sonra İnkılap Müzesi'ne hediye ettim. Bugün bu kalemler İnkılap Müzesi'nde. Olması gerektiği yerde. Evet, orada olması gerektiği yerde. Burada önemli bir Atatürk'ün de Karabekir'in de ortak fikirleri Nahçıvan için şudur. Nahçıvan Türk'ün Turan'a açılan kapısıdır. Buraya hemen bir Türk devleti kurulacaktır. Allah'a şükür ki kurulmuştur. Bunun da üstünü okumak isterim aslında. Evet lütfen de okuyun. Kendi yazısıdır. Resmini öyle çektim. Mi? Yanına mütalalarını yazıyor. Efendim bu kalemler doğu sınırımızı çizen kalemlerdir. Kazım Karabekir Paşa'mız el yazısıyla üstüne şu yazıyı not düşmüş. İstiklal Harbi'mizde Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin diyarlarını tekrar ana vatana kavuşturan askeri seferleri, muahedeleri yani anlaşmaları bağlayan kalemler diye. Üç kalemi de Gümrük, Kars ve Moskova anlaşmalarının kalemlerini yan yana koyarak çekmiş. Kalemlerin orijinalleri İnkılap Tarihi. İnkılap Tarihi. Şimdi şöyle koyayım efendim. Bir zarar getirmeyelim. Şimdi burada bir de Karabekir Paşa'mızın farklı bir yönü var aslında. Evet. Aslında askerden daha üstün gelen yönleri de var. Evet. Bir Gürbüz Çocuklar Ordumuz var bizim. Gürbüz Çocuklar Ordusu. Paşamızın yazdığı şiirler var. Ya, hem şiirler var, hem güzel şiirleri var, marşlar var. Daha da ne var biliyor musunuz? Buyur. Size ile dinleteceğiz onu da. 1919 yılında o Gürbüz evlatlarına, bando mızıka da onlar, söyleyen de onlar, 1919 yılında bir taş plağı alınmış bir plak var. Tektir değil mi efendim plak? Yani herhalde tabii bu plak bize gelen Amerika'da bir ailenin elindeymiş. Müzeyi açtığımızı duyunca oraya yakışır diye bize göndermişler. Sağ olsun Bedrettin Dalan hocamız da başkanımız da onu Yeditepe'de temizletti. Dinlenir hale yani dinleyeceksiniz inşallah. Şimdi esasında ben bu Ermeni meselesine çok fazla girmek istemiyorum şimdi. Belki daha sonra Nisan ayında yaklaşan bir zamanda bir röportaj ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu Gürbüz Çocuklar Ordusu şehit çocuklarından oluşuyor. Evet, evet. Ama onun içinde Ermeni evlatlar da. Yani şöyle bakın şimdi bunların içinde Ermeni evlat yok. Ermeni o bizim bir takım gazetecilerimizin kendi fantazileri, kendilerine teker teker mektup yazmama rağmen bir şekilde Karabekir'in bir sözü var diyor ki. Pardon bu 6000 evladın içinde Ermeni ayrı çocuk, ayrı var, çocuk var, var, var. O var. Bu 6000 çocuk bu toprağın evlatları. Türktür, Kürttür bilemiyorum ama yani bu toprağın savaşan yani bir Türk olarak Türkiye'yi kurtarmak için savaşan şehitlerimizin evlatları onlar. Ve bu çocukların içinde onlar 4000'i erkek, 2000'i kızdır ki bunların içinde Ermeni çocuk yok. Ama çocuk kutsaldır diyor Karabekir. Ortada kalan Ermeni çocuklarında diyor. Trabzon'da Amerikalıların açtığı yetimhanede onlara da babalık ettiriyor. Evet. İşte içeride bir levha göreceksiniz ki kara kalem resim. Altındaki ithaf şudur. Yetimler babası Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine Trabzon Ermeni yetimleri tarafından.
esasında bu da Ermeni meselesine büyük bir cevap aslında. Tabii esasında. Ama kimse bunu duymak istemiyor. İşlerine gelmiyor diyelim belki de. Belki de. Şimdi efendim ben biraz daha hızlanmak istiyorum. Büyük taarruzdan sonra paşa artık milletvekili olarak sahneye çıkıyor. Önce Edirne milletvekili. Edirne milletvekili. Sonra İstanbul milletvekili oluyor ve Terakki Perver Parti'nin kuruluşu var. Evet. Şimdi başta sorduğunuz bir cevabı soruyu cevaplandıramadım. O ilahi kadro kimlerdi? Tabii o ilahi kadro, gerçekten de ilahi kadro Mustafa Kemal Paşa'mızı. İlk Anadolu'ya çıkan olanlarda şurada resimlerini göreceğiniz Kazı Karabekir, Erzurum 15. Kolordu, Ali Fuat Cebesoy 20. Kolordu Ankara Konya, Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Refet Bele. İlk Anadolu'ya çıkan onlardır. Ama bu ilahi kadronun içinde İsmet Paşa'mız, Fevzi Çakmak Paşa'mız, yani isimlerini, Cafer Tayyar, yani hangi birini sıralayayım ki benim hani şurada dile getiremeyeceğim kadar yüce insanların listesi var tabii ki. Şimdi o ilahi kadro dediğimiz yüce insanlardan, Atatürk'e ilk destek olanlardan kimleri görüyoruz? Mesela Adnan adı var. Eşi Doktor Adnan adı var. Atatürk'le beraber Samsun'a çıkmıştır. Kazım Karabekir, efendim Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay. Gene Atatürk'ün onayıyla demokrasinin icabı olan çok partili rejime geçmek için bir muhalefet partisi kuruyorlar. Evet. Ama altını çiziyorum, Atatürk'ün onayıyla. Evet. Fakat parti birazcık varlık gösterince haksız bir iddiayla, Şeyh Said isyanı iddiasının neticesinde parti kapatılıyor. Yani bunun hiç esasında... Ben de esasında bunu sormak istiyorum. Evet. Partinin hızlı yükselişi mi sebep oldu bu kapanmaya? Evet. Çünkü bakın daha sonra aynı şeyi Serbest Fırka'da da mesela İzmir mitinglerinde falan birazcık incelersek göreceğiz ki yani o gün için kurulmuş ikinci partiye birazcık destek var. Ve bu destek çok fazla istenmiyor. O istenmeyince de parti kapatılıyor. Tamam, partiyi kapattık, bitti her şeyde. İşte o sıralarda Karabekir İclal Hanım'la evleniyor. Ve Ankara'da Etlik'te bir evleri var. Ama bu evde de büyük bir acı yaşanıyor. Şöyle ki, İsmet seni çaya çağırıyor diye bir çay davetine icabet etmek üzere evden çıkan Kazım Karabekir kendisini maalesef tutuklanmış olarak İzmir İstiklal Mahkemelerinde, Elhamra Sineması'nda buluyor ki hiçbir hukukçu olmayan Aliler Divanı paşaları idamla yargılamak. Hatta yazdığı bir şiir var sanırım Ankara'da yattığına dair. Çok acı bir şiirdi o değil mi? Şu an bulmaya çalışıyorum ama... Şöyle yok, ben iki satır zaten hani o anı şimdi lazım ona. İşte bir odaya giriyor. Bu ikrama pek şaşmıştım diyor. Bir karyola, demir karyolayla bir sedye, bilmem hangi hastaneden hediye. Bu ikrama pek şaşmıştım. Ankara polisinde yerde yatmıştım. Yakışmıyor Cumhuriyet Paşaları. Evet. Bu İzmir suikastine girdik madem, buradan devam edelim. Tabii. Şimdi İzmir suikastinde de bu paşaları maalesef yani muhalefeti tamamıyla susturmak için suikast içinde bir suikast olarak görüyorum ben. Yani şöyle ki bir suikast düşünülmüş. Bir Ziya Hurşit var, Trabzon milletvekili zannediyorum. Evet. İşte bir Çopur Hilmi falan bir takım insanlar var, bir suikast yapmaya niyetlenmiş olanlar. Fakat bu paşaların suikastla hiçbir alakaları yok. Yürekleri, alınları açık insanlar. Zaten suikast düşünecek niyette insanlar değil. Ama bir şekilde hani susturulmak istemiş. Şimdi bizim elimizde tabii bu mahkemenin tutanakları var. Var. Ben bunları inceleme fırsatı buldum. İlk sorguya alınanlardan biri Ziya Hurşit. Tabii. Ve o kabul ediyor. Kendi bunu yaptığını, tabii. Kimlerle görüştüğünü kabul ediyor. Kazım Karabekir ve diğer paşalar sorulduğu zaman onların bu işle alakası olmadığını söylüyor. Evet. Ama ifadelerim için de Sarı Efe Edip'in bir kere Terakkiperver Parti'de bu işin içindeydi dediği bir konuşması var. Sadece o belirtiyor bunu. Bunun üzerine paşaların tutuklanması gerçekleşiyor. O da ayrı bir acıdır. Yani o da yani adamı hani girsen içeride ne oluyor, ne bitiyor, bizim adamımızsın diye koyuyorlar. Neticede onu da idam ediyorlar. Onu da idam ediyorlar. Yani o bizim karanlık bir dönemimizdir. Izdıraplı karanlık bir dönemimizdir. Ve Kazım Karabekir'in şeyleri var, cevapları var. Kendisi 3 soru soruluyor. Yani Aliler Divan tarafından. Dikkatimi çeken şey şudur bir de. Aliler şöyle sürekli
sensus. Hatta Cavit Bey'i çok kötü azarladıklarını biliyoruz. Ona da çok yazık. Kazım Paşa'ya sadece zat hallerimiz diye sürekli hitap ediliyor. Oradan bir yere varmak istiyorum. Orada bir subaylar olayı var. Ah biliyorsun bunu. Evet, yani. Bir subaylar olayı var. Bu gerçek midir? Tabii gerçek. Ve onun saygının sebebi bu mudur acaba? Onu bilemeyeceğim. Belki adamların hani şu kadar vicdanları var idiyse belki bir saygı duyma icabı gereğini görmüşlerdir. Şimdi burada bir televizyon film izleyicilerinde bunu tam olarak verdiler. Kurt Kanunu. Kurt Kanunu dedi galiba. Kemal Talep'in Kurt Kanunu'nda o bir gerçek. Şöyle, o dönem itibariyle bütün asker manevra nedeniyle Çeşme'ye çekiliyor. Hı. Çekilmek isteniyor. Zannediyorum Atatürk de Çeşme'deydi. Çeşme'den izliyor zaten. Fakat Kazım Karabekir'in evlatları dimdik geliyorlar ve silahları da yanlarında. Siviller değil mi? Onu tam bilemiyorum. O şeyde asker kıyafetinde. Orada evet kıyafetliydi. Onu ben tam bilemiyorum. Kaynaklı sivil oldukları ama silahlı oldukları. Silahlı ve oturun diyorlar. Mahkeme divanı, mahkeme hiçbiri oturmuyor. Kazım Karabekir dönüyor, oturun evlatlarım deyince. Oturuyorlar ve bildiriler geçiyor ortada. Yani paşaların aleyhine, özellikle Kazım Karabekir aleyhine karar alınırsa bir tehdit bildirileri. Onu soracağım. Önce burayı, sonra Ankara'yı. O uçaktan atılan bildirilerden elinizde var mı acaba? Ay valla ben elimde. Onu hiçbir yerde bulunmadı sanırım. Onu Sadık Bey'e bir soralım. Sanırım hiçbir yerde bulunmadı ama böyle bir kağıt atıldığı söyleniyor. Evet, öyle bir gerçek. Ve bu zamanda içinde Ali'lerin de işi zor. Hani şu elimizdeki Alo dediğimiz yok onların elinde öyle bir imkan. Zorlukla Çeşme'ye hatta gidiyorlar. Atatürk'le bizzat konuşmuyor. Durum böyle böyle paşam deyince paşaları beraat ettirin diyor Atatürk. Yani esasında ipin ucundan dönmüşler. Şimdi şöyle, aslında tarihe ideolojik bakmamak gerektiğini inanıyorum ben. Mustafa Kemal Paşa hepimizin ortak değeri ama ben bir tarihçi olarak şunu söylemek istiyorum. Mahkeme tutanaklarını ve daha önceki telgraflaşmaları okuduğumuz zaman Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir ve diğer paşaların kendisine suikast yapacağına inanmış gözüküyor. Ama hatta İsmet Paşa'yı da inandırmaya çalışıyor. Yalnız şöyle, şimdi şurada şuna dikkat etmemiz lazım ki Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal'in etrafındaki kadroya bir göz atın. Evet. Cumhuriyet sonrası Atatürk'ün etrafındaki kadroya bir göz atın. Kim bilir o paşamızdan neler konuşuldu, neler söylendi, ne iftiralar atıldı diğerleri hakkındaki öyle bir kanıya. Bu çok büyük bir acıdır ki bunlar hakikaten etle tırnak gibi bir vatanı kurtaran, bir cumhuriyeti kuran ilahi kadro sonra maalesef politika nedeniyle, siyaset nedeniyle ayrı görüşlerde hatta birbirleriyle görüşemeden, helallaşamadan vefat etmiştir. Şimdi oraya da geleceğim. Yargılan İzmir suikastı davası. Üç soru soruluyor. Diyor der ki, niçin parti kurdun, amacın neydi, niçin başkan oldun? Kazım Karabekir'e sorulan üç soru budur. Evet. Ama demin söylemek istediğim de aynı şey, Mustafa Kemal Paşa'mızın onayıyla kuruluyor parti. Evet. Ama daha sonra hani biraz varlık gösterilir ama hatırlayın Serbest Fırka'da hiç aynı şekilde bir sonuç. Şimdi bu İzmir suikastı davasından sonra Kazım Karabekir Paşa artık aktif siyaseti bırakıyor. Evet bu eve geldi. Şimdi göz hapsi yıllarına geliyoruz. Evet. Paşa'nın yaşadığı burası. Bu evde yaşanıyor. Hatta çok acı hikayeler var. Tahmin ettiğim kadarıyla da o bir cam hikayeniz var. O benim içime burka. Sanırım bu odadır orası. Şu oda çünkü babam bu evi satın almaya niyet ettiği zaman ev zürafalı köşk diye bilinen Münif Paşa'nın yaptırdığı çok güzel bir konak. Fakat zaman içinde karargah olarak, hastane, okul olarak kullanılmış, iptalmış. Münif Paşa da bunu yıkıcıya vermiş. Babam da cebindeki para anca herhalde buna yetiyor ki yıkıcıdan bunu alıyor. Hatta amma paşam diyorlar, zürafalı, yani perilidir bu köşk diyorlar. Yani onun da hoş bir hikayesi var. Yok diyor ben danıştım diyor. Zürafa heykeli de biraz sallanıyor. Ona ben danıştım diyor. Bütün periler zürafanın kafasına yuva yapmış. Yani ular zürafanın kafasına patlıyor. Sonra mı kaldırıyoruz zürafayı? Zürafayı ama yıkılmak üzereymiş zaten. Evet. Ablalarım da üçer yaşında küçük. Onun fotoğrafı var mı sizin? Onu yukarıda göreceksiniz. Tamam. Zürafanın kafasına patlıyor. Ve yıkıcıdan aldığı zaman işte bütün cam, çerçeve hiçbir şey yok. O zaman naylonlar da yok. Hani çadır bezleri falan kim bilir ne buldularsa. İlk olarak şu odanın camlarını bir şekilde kapatıyorlar. Yani burada bir kış geçiriyorlar. Sonra yavaş yavaş. Sonra yavaş yavaş evi. Burada çok acılı bir dönem var aslında. Evet, acı bir dönem, haksız bir dönem. Evet.
Onu da şöyle anlatırsak, yani kapıdan her girenin bir kere kimse giremiyor. Yani çok insan korkuyor. Yani kendinden de korkuyor. Ya bana da hani bir şekilde şey yaparlarsa diye. Girenler soruşturuluyor. İşte devamlı paşanın arkasında hafiyeler falan. Hani sıkıntılar yaşanıyor. Hatta şöyle bir hatırası var. Cafer Tayyar Paşa'nın oğlunun sünnetine gidilecek. Ablalarım da küçükler. Tramvaya biniyorlar caddeden. Annem, babam, evlatları. Daha ben yokum o zamanlar. Arkada da hafiyeler. Fakat tramvay aktarma yapacak. Üsküdar'a buradan direkt gitmediği için bir yerden aktarma yapacağı zaman babam ailesiyle beraber tramvaydan iniyor. Hafiyeler içinde kalıyor. Hemen gidiyor. Vatmanın canını çalıyor. Oğlum diyor, o çocuklar beni takip ediyorlar, insinler. Annem kızıyor. Paşam diyor, madem atlatmışız niye yaptın? Ekmek paralarından olur işler diyor. Evlatların ekmek paraları. Annem biraz daha yani haksızlığa tahammül edemeyen bir insan. Gene gelirlermiş, ellerinde paketler. Biraz 500 metre ileride tren istasyonunda indikleri zaman bakarlarmış ki arkalarında gene iki hafiye. Annem dermiş, oğlum taşıyın bakayım bunları, nasıl geleceksiniz eve kadar. Şimdi efendim şöyle, Atatürk'ten sonra bütün bu İzmir suikastı da yargılanan özellikle paşalarla barışıyor. Bu anlamda çok barışmak istiyor. Bir dil kurultayını daha da var onu. Onu sizden dinlemek istiyorsunuz. Evet, Dolmabahçe de dil kurultayı oluyor ve Ali Fuat Paşa ile daha önce barışmış. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'mızın da çok iyi arkadaşı. Yani okul çağlarında bir arkadaş. Tabii Fazıl Paşa'nın konağında hafta sonları tatillerini geçiriyor. Evet. Hatta Fazıl Paşa oğluna yarım altın verecekse ama Mustafa Kemal'in yastığının altına bir altın koyuyor. Onun babası diyor. Yani böyle bir şeyleri de var. Dostluklar, yakınlıkları var. Çağır Kazım'ı diyor. Hem barışmak istiyorum hem de fikirlerinden istifade edelim. Babam da gidiyor. Ama hep böyle bir sıkıntılı dönem yaşandığı için annem ve babam da hani 8'den sonra eve girilmesin. Hani demir kapılar 8'de kapanıyor bu köşkün. Bu sanırım o göz hapsinden kalma bir alışkanlık. Kazım Paşa. Ay o zaman da göz hapsinde paşa zannediyorsun ki bitti. Ölünceye kadar devam etti. Yani o şaşılır bir şekilde şimdi bir kitap okuyorum. Muhalif diye bir kitap. Ay inanılır gibi değil. Babam milletvekili. Gene nereye gitti, ne yaptı, kimden konuştu. Ölünceye kadar bu bir şekilde devam etmiş. Hatta siz daha önce açıklamıştınız. Paşa Hazretleri fırına gitti. Evet yani evet. Gitti bir evladını elinden tuttu, fırına gitti. İşte bilmem eczaneye uğradı, eczaneden oturdu. Ama bak o dönem için şunu da söylemek istiyorum. Tam laftan lafa geçiyorum ama. Mevlana der ki, kahırdan lütuf doğar. Evet. Kahır nedir? Kazım Karabekir bu vatan için çalışmış, bu vatana canını verme bahasına çalışmış. O etle tırnak gibi, o ilahi kadronun bir mensubu. Yani onun şu evde göz hapsinde olması bir kahırsa, şu masasının başında da yakın tarihimize ışık tutan, belgelere dayalı olan kitaplarını o kadar uzun zaman, rahat bir zaman bulmuş ki bu masasının başında gençler için yazmış. O da Mevlana'nın dediği gibi kahırdan doğar lütuf diyorum. Ama Dolmabahçe'ye dönersek evet. Eğer, Karabekir gidiyor Dolmabahçe'ye. Atatürk'le görüşecek. Fakat öyle bir durum oluyor ki, yani bir şekilde görüşmeleri mümkün olmuyor. Ya bir takım insanlar arada oluyorlar ya her neydiyse görüşemeden. İşte anne karısına verdiği bir de söz var ya çok geç kalmadan, evet. Hava kararmadan. Ali Fuat Paşa ile birlikte çıkıyorlar hatta sanırım. Öyle midir onu tam bilemeyeceğim. Paşa öyle yazmış hatırlamıyorum. Yani beraber ya da yani evine geliyor. Evet. Daha sonra soruyor Atatürk, nerede Kazım dediği zaman işte geç oldu gitti paşa diyorlar. Benim en çok yüreğimi burkan şudur ki komaya girmeden önce Atatürk çağırın Kazım'ı diyor, helallaşmak istiyorum. Evet. Bu ne kadar yani bir inanmış insanın helallaşması, bunu istemesi ne demek, haber vermiyorlar. Atatürk'ün vefatından sonra ablalarım çok sorarlarmış, gider miydin babacığım? Cevap tabii giderdi, o Mustafa Kemal'dir, gel dediği zaman gidilir. Yani aradaki siyasi dalgınlıklar ya da siyasi boyuttaki bir takım uzaklaşmalar ne olursa olsun o yürekten bağlı iki komutan. O zaman anlıyoruz ki Kazım Paşa arkadaşına kırgın gitmedi. Gittilerse de orada bir şekilde barışmışlardır diyorum. Peki anlar, cennet olsun hepsine. Peki anlar. Efendim şimdi şöyle bir şey var, sonra gelirken babanız üzerinden özellikle Türkiye'de bir tarih algısı yaratılmaya çalışılıyor. Hata yapıyorlar. Sanki babanızla Mustafa Kemal arasında ya da diğer paşalar arasında bir uçurum varmış. Yok.
babanız da Mustafa Kemal Paşa'yı çatıştırarak intihar yanlışı yaratmaya çalışıyor. Yani bunu niye yapıyorlar? Mutlaka belli bir maksatları var insanların ama. Ben bazı görüştüğüm kişilere hani böyle bir yanlışı yapmayın. O insanların aralarında hani böyle bir çatışma olmadı. Olmadığı için ki İstiklal Harbimiz. Evet. Başarılı oldu. Eğer o zamanlarda böyle bir çatışmalar olsaydı o tarafa çeker, bu tarafa çeker. Biz bir başarıyı elde edemeyebilirdik. Etle tırnak gibi o kadro. Evet. Yani ilahi kadro. Üzerine basa basa söylüyorum ki o ilahi kadro etle tırnak gibi bugün bizim şuradaki rahatımız, huzurumuz için can vermeye hazır olan bir kadroydu onlar. Bütün Türk milleti, sadece o kadro tabii ki beyin takımı ama bütün Türk milleti kadınıyla erkeğiyle görünmemiştir. Yani bir Şerife Bacı'yı al, canı bahasına bu vatan diyor. Çocuğun üzerindeki örtüyü alıp cephaneyi örtmek. Bu edebiyat ya da laf değil, bu gerçekten yaşanmışlar. Yani bu vatan böyle kazanıldı. Dolayısıyla eğer biz tarihimizi yeteri kadar bilmezsek, coğrafyamızı başkaları aleyhimize çizmeye dünden hazır. Efendim son olarak babanız Atatürk'ün ölümünden sonra malum milletvekili ve tekrar meclis başkanı. Zaten meclis başkanı iken vefat etti. Meclis başkanı iken. İsmet Paşa'nın sayesinde. Evet, İsmet Paşa bir ahde vefa olarak. Evet. Yani çocukluk arkadaşı zaten değil mi? Çok çocuklukta beraber bilmiyorum. Askerlikken. Evet. Ama çok yakın arkadaşlar. Yani o arkadaşlıkları babam ölünceye kadar devam etti. Babamın ölümünden sonra da bizim yani amca yakınlığında tanıdığımız, sevdiğimiz yani büyük bir komutanımızdır. Efendim çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Ama şunu da ilave edelim mi? 1948 yılı iki tane ilave edeceğim şey var izniniz olursa. 1946 yılında Kazım Karabekir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Ve 1946 yılında Ruslar Türklerden Kars Ardahan'ı isterler. Evet. Ve meclis kürsüsünde diyor, Amerikan basınında da bu yer almıştır. Radyodaki spikerin hala sesi kulağımdadır. Kazım Karabekir meclis kürsüsünde kılıcını kınında oynattı. Boğazlar Türk'ün boğazı Kars Ardahan belkemiğidir. Verecek bir karış toprağımız yok dedi. İşte 26 Ocak 1948'de meclis başkanıyken vefat ettiği zaman çok eski bir bayrağı sarılmış tabuttu. Demişler ki niye yeni bir bayrak alamadınız mı? Ama şair diyor ki Kars Kalesi'ne çekilen şanlı bayrak tabutunun üstünde ağlıyor hıçkırarak. Bütün Türklük alemi katılıyor bu yasa. Ayrılmayız izinden, yer yerinden oynasa. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmamıştı. Allah rahmet eylesin. Rahmet olsun. Cümlesinin mekanı cennet. Ben size teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Efendim bugün Kazım Karabekir Paşa Müzesi'nde Sayın Paşamızın kızı Timsal Hanım'la birlikteydik. Tarihin insanlar üzerinden ayrıştırılmadığı, bütün Kurtuluş Savaşı komutanlarının anılarının, hatıralarının yaşatıldığı daha iyi bir Türkiye'de görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.